Bizi bu süreçte yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Ne olursa olsun bu kulüp tekrar yerine gelecek, tekrar oyuncular gelecek, aynı ruhu tekrar yakalayacağız ve biz hak ettiğimiz yere yine geleceğiz. Yeter ki bizi unutmasınlar. Biz çünkü onları unutmayacağız. O yüzden giden oyuncularımızın hepsi geri dönecekler. Önümüzdeki sene inşallah Gaziantep yine kaldığı yerden devam edecek. Bütün de çubuğa kalacağız sonra. Faruk Bey, deprem anında ne hissetmiştiniz? Gaziantep Futbol Kulübü olarak deprem anında neler yapmıştınız? Kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. Şu an söylerken bile o ana gidiyorum. Ya bunlar böyle tek kelimeyle, tek cümleyle anlatmak çok da kolay bir şey değil. Netice itibariyle normal bir gün. Evinize gidiyorsunuz. Yarın iş günü. Bir sürü planınız var. İşte bekleyen işlemler, yarın yapılacak işlemler, maç hazırlığı vesaire. Kafanızda dünya kadar plan var. Yarın da planlamış durumdasınız. Ama sabah olmadan işte 4.17'ymiş sonradan öğrendik. Çünkü gecenin bir köründe ani bir sallantıyla uyanıyorsunuz. Tabii şöyle daha önceden birkaç defa artçı deprem yaşamıştık Malatya depreminde. Korktuk, dışarı çıktık vesaire fakat çok kısaydı. Bu bir başladı. İlk önce, şimdi söylerken bile dudaklarım kurudu resmen. İlk önce bir yoğun bir sallantı geldi. O sallantının ardından şimdi bitti, bitecek vesaire. Tabii o ani refleksle biz kalktım, ben oğlumun odasına gittim. Onu aldım. Fakat bitmedi. Derken televizyonlarda görüyoruz işte deprem ışıkları diye. O ışık, gerçekten gördüm o ışığı çünkü cama doğru bakıyordum. Onun ardından bir şiddetli sallanma daha. 1,5 dakika sürdü. Ya o 1,5 dakikada o neler hissettiğiniz konusu aslında yok gibi bir şey. Çünkü yani duygularımızdan arındık. Sadece tek düşündüğüm şey şu: şimdi yıkıldık mı, yıkılacak mıyız, evden çıkacak mıyız vesaire. Onun ardından durdu ve hemen toparlandık. Evi terk etmek üzere. İşte 6.6'lık ikinci sarsıntı geldi. Arka arkaya. Onu da yaşadıktan sonra artık evi terk edelim dedik. Çıktık dışarıya. Arabaya bindik. İşte bir yere gitmemiz lazım. Binaların arasından çıkalım. Tabii trafik kilitti. Trafik ve herkes kendini dışarıya atmıştı. Çok enteresan manzaralar vardı. Derken tesise geldik. Şeyi düşünüyorsun artık. Yani diğerlerin alemde. Derken işte futbolcuların olduğu WhatsApp grubuna bak. Biz Antalya'da maçımızdan sonra 2 gün izin vermiştik. Birçok futbolcumuz burada değildi. Ama tabii bizimle gelenler de vardı. İşte sakatlığı devam ettiği için Antep'te kalanlar veya o izni dışarıda kullanmayıp Antep'e gelenler vesaire. İşte gruptan bazı oyuncuların yazdığı tepkileri gördük. Tabii neydi o tepkiler? Ya şöyle işte, kurtarın, ne oluyor, ne durumdayız vesaire. Tabii ilk okuduğunda şöyle düşünüyorsun. Sağa sola çok bakmadan geldiğin için acaba göçük var mı, birileri bir yerin altında mı vesaire. Derken işte herkes, burada olanlar başladı yazmaya. İyi misiniz? Şehir dışındaki futbolcular görmüşler. Gecenin o köründe yazanlar oldu, iyi misiniz vesaire. Sonra baktık ki herkes iyi. Dedim ki tesise gelin. Herkes tesise geldi. Otobüs vardı. Otobüse işte aldık insanları. Bizim işte fitness binamız yapıldığını ve depreme dayanıklı olduğunu biliyoruz. O binaya geçtik. İşte konteyner bir binamız var. Yani bina daha ziyade konteyner bir yapı diyelim biz ona. Onun içerisine geçtik. Tabii sabah olana kadar bu hikaye böyle devam etti. Sabah. Çok kısa anlatıyorsunuz ama bu herhalde çok ciddi bir eforla sonuçlanıyor. Tabii çok ciddi bir eforla sonuçlanıyor. Çünkü herkes bir taraftan mesaj yazıyor. Hem korku hali, kendisini güven attıktan sonra bu sefer annem, babam, kardeşim, kuzenim, tanıdığım, yani ikinci hikaye orada başlıyor. Ve şehrin biraz dışındayız. Artık o sosyal medyada bazı haberler zaten insanı daha da bir korkutuyor. Şu çökmüş, bu yıkılmış vesaire. Sadece tamam diyorsunuz. Yani epey bir şey var. Çünkü onu yaşadık. 1,5 dakika süren. Onlardan bir de 6.6'yı yaşadık. Yani o an ne söylense inanıyorsun. Ki geldik buraya. Sabah oldu artık. Sabah olunca saydık ortalama personeller, personelin aileleri, futbolculardan kalanlar. Ortalama 60-70 kişi vardık burada. Tabii yani şehirde... Ben şunu anlıyorum. Faruk Bey, Gaziantep Futbol Kulübü'nün antrenman tesisleri aynı zamanda bütün Gaziantep Futbol Kulübü'nün de teknik heyeti ve yönetimine de bir kol kanat gelmiş. Tabii ki. Merkez oluşturmuşsunuz burada. Ya onu oluşturduk ama bu şöyle, sadece bizim özelimizde değil. Bunu devamında şehri gezince de fark ettik. Böyle hem unutamayacağım hem de bir taraftan da insanların
bu tepkilerini gördüğümde mutlu olduğum bir sivil dayanışma örneği gördük. Bir taraftan herkes korkuyor ama diğer taraftan da kim elinde nesi varsa ortaya da döktü yani. Gelin, şunu yapın, burada kalın, o arıyor, kalacak yeriniz var mı? Yani bu sivil dayanışma inanılmaz derecede ön plana çıktı. O yüzden sadece Gaziantep Futbol Kulübü olarak değil, şehirdeki birçok nokta, imkanı olan birçok insan bunu yaptı. Tabii sabah olup da artık haberleri izlemeye başlayınca doğru düzgün, olayın büyüklüğünü orada anladık. Olayın büyüklüğünü orada anladık. Sonra zorlukları başladı. Yollar kapalı, doğalgaz yok, elektrik gidip gelmeye başladı. İlk aşamayı atlattınız. Tabii ilk aşamayı atlattık, sonra zorluklar başladı. O noktada tabii artık yolların öğleden sonra açıldığını öğrenme ve ona göre reaksiyon alma hikayesi varken ikinci 7.6'lığı yaşadık. Elbistan depremi değil mi? Tabii Elbistan depremi. İlk şok atlatmışsınız, bir şeyler planlamaya başlamışsınız, kurgulamaya başlamışsınız, bir organizasyon başlamış. Tesiste insanlar geldi, soruyoruz, ihtiyacı olan gelsin vesaire, şu bu. Artık bir tamam diyorsun, artık geçti bu. Bundan sonra yolumuza bakalım. Çok şükür atlattık, kimsede bir şey yok derken ikinciyi yaşadık. İkinci olayı kopardı. Bu sefer kriz masası gibi bir araya geldik. Bu noktada Erdal Hocam buradaydı, Adnan Hocam buradaydı. Sonra tesis müdürüm Ayhan Bey buradaydı. Oturduk futbolcularla beraber, burada kalan futbolcularla beraber ve çalışanlarla beraber. Dedik ki arkadaş, bu süreç ne olacağı belli değil. Biz en azından buradaki hizmeti daha geniş bir alana yayabilmemiz için gidebilecek yer olanlar gitsinler. Çünkü yolda açılmış durumda artık. Çünkü ilk başta öyle bir şey okuduk ki yok tüneller çökmüş, viyadükler patlamış vesaire. Sosyal medyada maalesef yani her şeye inanmamak gerekiyor. Tamam yolda bazı ufak tefek problemler olmuş. Ben bir gün sonra oraya gittiğimde tamam, yolda çalışma vardı ama öyle insanları bir şey diyemiyorsunuz, yazıyorlar. Derken işte o ikinci depremden sonra burayı boşaltmaya başladık ama burası boşalmadı. Birisini gönderdik, yenisini çağırdık. Tabii diğer personelleri de tek tek sormaya başladık. Neredesiniz? Güvende misiniz? Kalacak yeriniz var mı? Yemek buldunuz mu? İşte bu süreç işin aslı yani bir 4-5 gün böyle gitti. Ben şeyi merak ediyorum. Bu süreçte en çok endişelenen futbolcular kimlerdi? Yerli mi, yabancı mıydı? Ya da bu süreçte ben Antep'te kalacağım diyen var mıydı? Ya o süreçte hiç o konular çok konuşulmadı. Antep'te kalırım kalmam. Çünkü herkesin tek derdi bir an evvel bu bölgeden kendini dışarı atmak. Tabii sabah olup da o dediğim gibi haberleri okuyup 11 ili görünce tabii güvenli yer neresi sorusu da akla geliyor. Yani tamam Antep'ten gideyim Adana mı? Hemen kendim Adana'ya attım. Güvende miyim? Yok Mersin mi? Malatya mı? Yani şey öyle büyük bir deprem olmuş ki. O süreçte hiç bunlar gündeme gelmedi. Çünkü herkes telaşlıydı. Tabii bu işin böyle antrenmanlı olması diye bir durum yok tabii ki ama tabii herkes korktu. Çünkü yaşadığımız şey büyük bir şeydi. 1,5 dakika sürdü. Yani insanların o reaksiyonlarına da ne kınayabiliriz, ne işte gülebiliriz. Çok insani bir tepki. İnsani bir tepki. Onun ardından işte herkesi gönderdik. Tabii gruplara da yazdık kimse gelmesin. Çünkü bir gün sonra toplanmamız vardı. Kimse gelmesin dedik. Sabah olup da o diğer uyananlar da bunları görünce herkes grupta yazdı. Tabii yoğun bir telefon trafiği oldu. Neye ihtiyacınız var? Şu bu. Fakat şunu görüyorsunuz öyle bir durumda. Cebinizde para olup bir şeyi satın alamamak. Besni'de gittim ben. Besni'de eşimin işte dayısı, kuzeni ve yengesi vefat etti. Oradaki süreçte o yardım kuruluşlarının getirdiği yemeklerdeki sıraya girmeyi gördük ki o sıralarda herhangi bir menüyü beğenmeyecek adamlar da o bir çorba için o sıraya girdiğini gördük. Herkes eşitti değil mi? Herkes eşitti. Herkes eşitti. En lüks eviniz bile olsa ona girmemeyi öğretti bize. Zaten bu noktada en çok söylediğim şey şu. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki 2 sene önce insanlar bas bas bağırıyordu. Gece 12 olsa da şu evden kendimi dışarıya atabilsem vesaire. Çünkü evden çıkamıyorduk. Şimdi eve giremiyoruz. Yani bir ironi gibi ama habire bir şey yaşıyoruz. Devamlı bir şeyler yaşıyoruz. Çok zorlu bir süreç. Fakat bunların da bize öğrettiği şeyler var. Doğru. Evet. Diğer merak ettiğim konu şu aslında Faruk Bey. Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü aslında çok kaliteli bir kadroya sahip. Teşekkürler. Hem teknik kadro hem futbolcularınız da hani tabiri caizse birer ikişer kulüplere dağıldı. Tekrar futbolcularınız geri dönecek mi? Tabii sözleşmeniz var ama bir de insani tarafı da var. Hani maneviyat noktası var. Evet. Tekrar geri dönecek mi? Adaptasyonları nasıl olacak? Bir de yani seneye tekrar Gaziantep Futbol Kulübü Gaziantep'te mi yapacak yoksa başka bir şeyler düşünüyor musunuz? Bunları merak ediyoruz. Bu şöyle, biz bu ligden çekilme konusundan önce futbolcularla görüştük. Tek tek hepsinin fikri alındı bu noktada. Hiç kimse şunu demedi. Yani biz asla geri dönmeyiz. Artık bizim için bitmiştir. İşte Türkiye bitmiştir, Gaziantep bitmiştir. Geri dönüyoruz ve yabancılar için başka yere gitmek istiyorum tarzında bir yorum olmadı. Herkesin dediği şu. Bugünler geçecek. Bugünlerin sonuna sağlıklı gidebilmek adına bu sezon oynamamız çok kolay değil.
Yoksa dediler yani şehir dışında oynanabilir vesaire. Tabii onun da handikapları vardı. Şehir dışına sadece 11 oyuncuyla gitmiyorsunuz. Bunun bütün staffıyla gitmeniz lazım. Staffın ailelerini de götürmeniz lazım gibi çok büyük bir organizasyon. Artı bu işin vazgeçilmezi taraftar var. Yani böyle bir durumda şehirde bu kadar acıların olduğu bir dönemde bunu sağlıklı bir şekilde yapamayacağımızı konusunda futbolcularla da mutabık kaldık. Ama hiçbirisi şunu demedi bize. Biz artık gidiyoruz. Benim için bitmiştir. Sözleşmenin olmaması önemli değil ki, bunu da diyebilirlerdi. Bu da en insani hakları. Bunu da değil ama böyle demediler. O yüzden giden oyuncularımızın hepsi geri dönecekler. Önümüzdeki sene inşallah Gaziantep yine kaldığı yerden devam edecek. Hatta belki bu bizi tetikleyecek bir etki de olabilir. Ama iyi bir takımız sizin de dediğiniz gibi. Bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Son olarak Türk medyasına, spor medyasına ya da camiaya bir mesajınız var mıdır? Şöyle söyleyeyim. Futbol insanların birleştirici gücüdür. Ben taraftarlarıma baktığımda, taraftarlarım stadyuma gelip de bir gol atıldığında veya gol yediğimizde vermiş olduğu tepkiler, o an yapmış oldukları işlerden, düşüncelerinden, bulundukları mevkiden bağımsız bir ortak hareket. İşte esas hikaye burada. Bu bazen belli dönemlerde yapmış olduğunuz sonuçlarla sekteye uğratılabiliyor. Gerek bilinçli, gerek bilinçsiz olarak bunlar sekteye uğratılabiliyor. Fakat spor kamuoyuna, taraftarlarımıza buradan şunu söylüyorum. Biz tekrar geri döneceğiz ama bu süreçte bizim şu an ligden çekilmemiz bir deprem sonucu oldu. Keyfi olarak vesaire olarak veya yönetilebilir halin dışındaydı. Bizi bu süreçte yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Ne olursa olsun bu kulüp tekrar yerine gelecek, tekrar oyuncular gelecek, aynı ruhu tekrar yakalayacağız ve biz hak ettiğimiz yere yine geleceğiz. Yeter ki bizi unutmasınlar. Biz çünkü onları unutmayacağız.